STV Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Soner Yüksel. Günün gelişmeleriyle Eylül ayının son gününde, hatta belki de bir mevsimin son gününde sizlerle birlikte olacağım. Yarın itibariyle yeni bir mevsime, yeni bir aya başlayacağız. Tabii soğuk ve serin havalarda tahmin ediyorum ki ekranı başındaki pek çok vatandaşı kara kara düşündürecek bu kış. Zira enerji, yakıtta, doğalgazda, elektrikteki fahiş zam artışlarıyla zorlanacağınız, tahmin ediyorum ki diğer kışları arayacağınız bir mevsim olacak. Umarız yanılırız diyerek başlayalım. Teknofest var. İlk sırada haberlerimizde Teknofest'te dereceye giren Eskişehirliler vardı. Önceki sene elendikleri Teknofest'te bu sene şampiyon oldular. Ödüllerini Cumhurbaşkanı'nın elinden aldılar. O gençler bugün Eskişehir'de sergilediler o başarıya onları götüren ürünlerini. Ve gerçekleşen sergiye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da katılarak takdim ettiği hediyelerle öğrencileri bu başarılarından dolayı taltif etti. Liseler arası sabit kanat İHA yarışmasından birincilikle dönen Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı Crow of Sky, aynı yarışmada üçüncü olan Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi'nin takımı Simurg'la, liseler arası elektrikli otomobil yarışmasında en iyi tasarım ve teşvik ödülünü alan Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Esat Amat takımı ve Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi Teknofest akıllı ulaşım alanıyla Türkiye birincisi olan öğrenciler vilayet meydanında sergi düzenledi. Düzenlenen sergiye Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da katılarak takdim ettiği hediyelerle öğrencileri bu başarılarından dolayı kutladı. Projeleri inceleyen Ayyıldız, öğrencilerden yaptıkları tasarımlar hakkında bilgi aldı. Onlar da öğrencilerin ricasını kırmayarak projelerin üstüne imzasını atan Vali Erol Ayyıldız, elektrikli otomobil Esat Amat'ın direksiyonunun başına geçmeyi de ihmal etmedi. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir genelinde 385 okulun Teknofest'e katıldığını belirtti. Geçen yıl 185 okulumuz katılmıştı burada Eskişehir genelinde. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, meslek lisesi düzeyinde, fen lisesi düzeyinde. Bu yıl 385 okulumuz katıldı. Tabii bu da bizi gururlandırdı, onur verdi bize. Cırıt ayrıca Eskişehir'in aldığı ödüllerle bir ilke imza attığına dikkat çekti. Eskişehir gene bir ilki başardı. Bu kadar ödül herhangi bir ilde yok. Biz inşallah seneye bu alanı komple doldurmayı düşünüyoruz. Böyle derecelerle ve yarışmaya katılan eserlerle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından İstanbul'da Avrasya Gösteri Merkezi'nde Tarımsal Kalkınma Zirvesi gerçekleştiriliyor. Standlar arasında Eskişehir de karşınıza çıkabilir gidecek olursanız. Onlardan biri de Tepebaşı Belediyesi. Tepebaşı Belediyesi'nin standında da tarıma dair pek çok gelişme bulunuyor. CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde CHP'li belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi düzenlendi. Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için üreten belediye ve sosyal belediyecilik anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik 30 Eylül ve 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ise hem tarımı hem de tarım işçilerini ve özellikle kadın tarım işçilerini destekleyen projeleriyle fuarda yer alıyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katılarak Tepebaşı Belediyesi'nin standını gezdi. Tepebaşı'nın bu büyükşehir yasası değiştikten sonra kırsalda işte mahallelerimiz oldu. Onunla birlikte kırsala bakış açımız da tabii değişti. O hem fiziki koşulları düzeltmek hem işte köyde birazcık daha özellikleri de yukarı çıkarmak adına işler yapıldı. Ama tarım bunların en önemlisi tabii. Tarımda şu anda Eskişehir Tepebaşı bölgesinde haftada 3 gün kurulan kadın üretici pazarımız var. Bunlar kendi ürettikleri malları ancak getirebiliyor. Evet.
Yine CHP ile devam edelim. 81 ilde eş zamanlı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Eskişehir'de o illerden biri haliyle. Konu 3600 ek gösterge. Konuyla ilgili yapılan açıklamada İl Başkanı Recep Taşel, her yıl 3600 ek gösterge hakkı için oyalanan memurların iktidar tarafından bu senede yüzüstü bırakıldığını ifade etti. CHP Genel Merkezi'nin çağrısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak 3600 ek göstergeyle ilgili basın açıklaması yapıldı. Genel seçimlerin üzerinden 39 ay geçmesine rağmen 3600 ek göstergeyle ilgili bir çalışma yapılmadığını hatırlatan CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, memurların bir kez daha yüzüstü bırakıldığını söyledi. Hemen her kesimde olduğu gibi 3600 ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurumuz da iktidar tarafından bir kez daha yüzüstü bırakıldı. 3600 ek gösterge çalıştıkça yoksullaşan, emekli olduğunda da açlık sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca memurumuz için hayati önem taşıyor. Memurlar geçinemiyor. İktidara defalarca bu sorunun çözümü için yaptığımız çağrılar iktidar tarafından hep kulak ardı edildi. Milyonlarca memurun insanca yaşam hakkının hiçe sayıldığını ifade eden Taşel konuşmasını şöyle sürdürdü. Her yıl 3600 ek gösterge hakkı için oyalanan, hayalleri suruya düşürülen memurlarımız iktidarın samimiyetine hiç güvenmiyor. Milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını bekliyor. CHP Eskişehir İl Binası önünde gerçekleştirilen açıklamaya CHP Milletvekili Jalen Ursüllü, KESK yöneticileri, Eğitim İş Sendikası yöneticileri ve partiler katıldı. Bozüyük'te bilim şenliği düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin buluştuğu şenlikte 48 atölye bulunurken öğrencilerin tasarımları ve başarıları göz doldurdu. Bozüyük'te Türkiye genelinde değerlendirilen 53 proje arasında yer alan bilim şenliği etkinliği düzenlendi. Bilim şenliğinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz bu arada. Etkinlikte Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk çalışmanın önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Destek veren üniversitelerimize, belediyemize, il müdürlüklerimize, tüm sivil toplum örgütlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bu projeyi hazırlayan öğrencilerimiz içerisinde gelecekte ülkemiz adına da gurur duyacağımız güzel projeler hazırlanacak ve öğrencilerimiz, gençlerimiz gelecekte şanlı bayrağımızı sonsuza dek en yükseklerde dalgalandıracaklar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de gençlerin ufkunu açacak projeler içerisinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bozüyük Bilim Şenliği TÜBİTAK projesi kabul edildi projemiz ve bugün bu alanda gördüğünüz gibi açılışını yaptık. Binlerce öğrenci ziyaret edecek, halkımıza açık. Kısaca gençleri aslında teknolojiye yönlendirmek, teknoloji çağındayız. Onların neler yapabileceklerini burada öğretmenlerimiz, öğretim görevlileri gösteriyorlar. Onlara öncülük ediyorlar. Sonra da gençlere fikir veriyorlar, fikir aşılıyorlar. O fikirlerle ileride belki de bir bilim adamı ya da teknoloji geliştirmiş bir insan olarak karşımıza çıkacaklar. Onun için biz ümitliyiz, güzel bir şey yapıyoruz. Bu anlamda da gururluyuz. Öte yandan yüzlerce öğrencinin buluştuğu bilim şenliğinde birbirinden özel tasarımlar ziyaretçilere tanıtıldı. Öğrenciler tasarımlarıyla ve başarılarıyla göz doldurdu. Takımımızın adı Hidroana. Biz Türkiye çapında ve dünya çapında yarışlara katılıyoruz. Amacımız verimlilik ve karbonsuz hayat. Bu yüzden biz hidrojen enerji bir araç ürettik. Aldığımız hidrojeni yakıt pili içerisinde elektrik enerjisine çeviriyoruz ve daha sonra aracı hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde biz tamamen doğa dostu bir araç tasarlamış oluyoruz. Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 32 yaşındaki şüpheli T.E. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarihi Odunpazarı bölgesi Eskişehir'in en turistik bölgelerinden biri. Eskişehir'e yerli turistlerin pek çoğu geldiğinde ilk olarak bu bölgeye gidiyorlar. Ancak bölgede terk edilmiş, virane, metruk diye tabir edilebilecek pek çok ev bulunuyor. Çevrelerinde bulunan yerleşim alanlarındaki sakinler de bu evlerden ve yıkılma endişesinden dolayı epey rahatsız. Eskişehir'in yıl içinde yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığı Odunpazarı bölgesinde arka sokaklar adeta kan ağlıyor. Sahipleri tarafından terk edilen bazı evler ilgisizlikten yıkılmaya yüz tutarken bazı evlerse metruk halde bekliyor. Odunpazarı Dede Mahallesi'nde yaklaşık nereden baksanız bu tarzda nereden baksanız bir 15-20 tane evimiz var. Sadece turistlerin ağırlandığı bölgedeki evlerde restorasyon çalışması yapılırken bir arka sokaktaki evlerse yıkılmak üzere. Virane evlerden dolayı turistlerin ağırlanamadığı sokaklar mahalleliyi de rahatsız ediyor. Bir de site alanı içerisinde olduğu için belediyemiz herhangi çok fazla bir şey yapamıyor. Mesela bu binamız korumada, bölge korumada. Bölge koruma görmüş olduğunuz gibi yani şurada normalde sıva yapılmıştı. Bunu sıva yapmaya kalktığında buranın hiçbir şekilde tadilat olamayacağını, hiçbir şekilde el sürülemeyeceğini söylediler. Odunpazarı bölgesinde terk edilmiş vaziyetteki eski binaların artık yıkılmak üzere olduğunu belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, can kayıplarının yaşanmasından endişe ettiklerini ifade etti. En büyük sorumluluk vatandaşındır, ev sahiplerinin birincisi. Neden ev sahipleri? Yani şimdi Odunpazarı Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olduğu için buralarda eski binalar çok, kerpiç binalar çok. Yani yıkılmaya yüz tutmuş, buradan taşınmış, gitmiş vatandaş. Eskişehir'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan çok sayıda aramada çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapma ve yağma suçlarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 13 adet tabanca, 31 adet şarjör, 11 adet tabanca gövdesi, 11 adet tabanca sürgüsü, 6 adet tabanca namlusu, 88 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 1 adet polis frekansı dinlenebilen el telsizi, 144 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve saksılar içerisine ekili vaziyette kenevir ele geçirildi. Öte yandan operasyona ilişkin bir ikametin silah atölyesine çevrildiğini tespit eden polis ekipleri, imalatta kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu. Gözaltına alınan 9 şahıs savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Bu kez de pazar yerine gideceğiz. Pazaryeri ilçesinde iş olanaklarının yetersiz olması ilçenin gelişimi için en büyük engellerin başında gösteriliyor. İlçe sakinleri sanayinin oluşması ve gençlerin sosyalleşebilmesi yani göç yaşanmaması için bir an önce harekete geçirmesini bekliyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesi yaklaşık 6500 nüfusa sahip. İlçede istihdam sağlanamaması gençleri farklı şehirlere yöneltiyor. Hal böyle olunca temiz havasıyla öne çıkan Pazaryeri gelişemiyor. İlçe sakinleri Pazaryeri ilçesi için sanayi bölgesi çağrısında bulunurken gençlerse sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturulmasını istiyor. Şimdi burada her şey güzel de burada endüstriyel bir gelişme yok. Tarıma biraz daha ağırlık veriyorlar. Ama burada endüstriyel bir gelişim olursa insanların tabii toplumun bakış açısı daha fazla değişik olur yani. Organizemiz de bunun yerel kültür olarak çok zengin bir yer burası ama gelişmiş bir yer değil. Hep bakir kalmış. O da neden kaynaklanıyor? Yani büyüklerden kaynaklanıyor abi. Hiçbir şekilde yatırım yapılmıyor buraya. Daha yeni yeni yatırım yapmaya başlıyorlar ama bu sefer de hani benim kendi yaş grubumdan şöyle söyleyeyim ben size. Bir sürü arkadaşım vardı mesela 100 kişiydi yakın. Şu an toplasan 10 kişi 15 kişi yokuzdur yani. Hepsi sürekli iş imkanından dolayı terk ettiler burayı. O yüzden gelişmesi lazım buraların abi. Zaten burası genellikle %90 hep çiftçimizden geçiniyor. Yani çiftçilik yaptığımız şerbet çotu var burada.
Yani şerbet çotu falan olmasa yani çoğu insan da burada durmaz. Tek Türkiye'de üretilen yerde burası, belki bilirsiniz. Yeni geldik yani. Nereden geliyorsunuz? Afyon'dan geliyorum ben. Afyon'da yaşıyorsunuz. Buraya öğrenci olarak geldiniz. Evet. Nasıl buldunuz peki kenti, ilçeyi? Küçük yani bir bölge. Eğlenecek yer yok yani öyle. Öğrenci olarak tabii en büyük ihtiyaç duyulan sosyalleşmektir, evet, tabii bu anlamda. Sosyalleşecek bir yer yok yani. Öyle. Tabii 2 yıl buradasınız. Nasıl vakit geçirmeyi düşünüyorsunuz peki? Yani Bozayık varmış burada. Oraya falan gitmeyi düşünüyoruz. Öyle yani. Yurtta takılıyoruz. Öyle. Pek bir şey yok yani. Gençlerin çoğu dışarıda çalışıyor. Burada şu anda sektörde çalışan arkadaşlarımızın çoğu dışarıda. Bozüyük'te, Eskişehir'de, Bilecik'te. Evet. Burada sanayi pek fazla olmadığı için. Gençler sanırım en büyük sorun da bu. En büyük sorun bu. Üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorunuyla ilgili olarak Türkiye Gençlik Birliği Eskişehir Şubesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada öğrencinin temel hakkı olan barınma sorununun acilen çözülmesi gerektiğine dikkat çekilerek bu konuda çözüm önerileri sıralandı. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya Vatan Partisi de destek verdi. Barınmanın öğrencinin temel hakkı olduğunu söyleyen TGB Eskişehir İl Başkan Vekili Hasan Almışlar, öğrencilerin özel yurtlara, pansiyonlara mecbur bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Öğrencileri yüksek kiralara, emlakçıların insafına bırakamayız. Öğrencileri özel yurtlara, pansiyonlara mecbur bırakamayız. Öğrencinin temel hakkı olan barınma sorununu acilen çözmeliyiz. Almışlar, Türkiye Gençlik Birliği olarak öğrencilerin barınma sorununa ilişkin çözüm önerilerini de sıraladı. 1. Öğrenci arkadaşlarımızın yurt ihtiyaçları tespit edilmeli. Tespit edilen öğrenci sayısını karşılayacak kadar yurt yapılmalıdır. 2. Yapılacak olan yurtların hızlı bir şekilde bitirilmesi için şehrimizde bulunan tüm kurumların eş güdümlü bir şekilde çalışması gerekmektedir. 3. Yapılacak yeni yurtların bitimine kadar devlet kurumları, sendika, baro ve benzeri kurumların misafirhaneleri, öğretmen evleri, ordu evleri geçici olarak öğrencinin kullanımına açılmalıdır. Maalesef bazı konular ya da bazı sorunlar gerçek zeminlerde değil de siyasi kutuplaşma içerisinde birazcık da holiganca yeriliyor ya da savunuluyor. Bu da maalesef yaşanan sorunların bir şekilde giderilmesi değil, aksine daha da körüklenmesi, sonuçsuzlanması anlamına geliyor. Yurt meselesi de bu konulardan biri aslında. Şimdi ülkede kayıtlara göre 8 milyondan fazla öğrenci var. Haliyle hiçbir zaman öğrenci sayısıyla aynı oranda bir yurt yapılmadı. Çünkü öğrencilerin pek çoğu da devlet yurdunda kalmayı tercih etmiyorlar bu seneye kadar. Zira kendilerince Eskişehir'de de dahil olmak üzere daha özgür ya da daha konforlu bir alanda yaşama ihtiyaçları var. Bu noktada çok yurt yapılmasından ziyade aslında fiyat politikası neden böyle oldu diyerek önce bir fiyat politikasına bakmak gerekiyor. Bir de fahiş, yaşanan sorunu fırsata çevirmek isteyen ya da geride bıraktığımız 2 senede işte öğrenciye ev kiralayamamış olan ya da bundan sonraki sürecin belirsizliği nedeniyle hepsini garanti olarak almak isteyen zihinler de var. Bu noktada hani tek yönlü sadece siyasi mekanizmada değil, işin bu kısmında da bir matematik var. Ona da biraz eğilmek gerekiyor çünkü bu sorunun bir an önce ortadan kalkması gerekiyor. Ülkede eğitim adına pek çok sorun varken bir de barınma buna eklenmemeli. Yangınla devam edelim. Yangından korunma ve itfaiye haftası içerisindeyiz. Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli bu kapsamda Başkan Büyükerşen'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan itfaiye teşkilatı kuruluşunun 307. yılını kutluyor. Yangından korunma ve itfaiye haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret eden itfaiye personeli ateşle savaşmaya devam edeceklerini ifade ederek desteklerinden dolayı Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti.
İtfaiye teşkilatına güvenin tam olduğunu belirten Başkan Büyükerşen ise tüm personelin itfaiye haftasını kutladı. STV Ana Haber'de günün gelişmeleriyle birlikteydik. Tekrar görüşünceye dek hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.